Almanya'da şöylesine bir tabak süper lezzetli yemenin kaça mal olduğunun videosunu Al kavu şeker, hasireti çeker. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Daha önce YouTube'da çekilmemiş bir video çekeceğim arkadaşlar. Almanya'da bir öğün yemek, yani bir tabak, bir porsiyon yemek kaç euroya mal olur onu göreceksiniz. Almanya'ya taşınmak istiyorsanız iki aşağı üç yukarı yapacağınız hesaplara yardımcı olacak bir video olacak. Maaşınız yeter mi, yetmez mi? Ne kadar yemeğe para harcarız? Mutfak masrafı ne kadar çıkar? Bu videoda bunları göreceksiniz. Dop dolu, çok güzel bir video olacak. Malzemelerimiz burada arkadaşlar. Bakın biber var, patlıcan var, kırmızı biber var, domates var, soğan var. Ondan sonra brokoli var. Sonra ne var? Tavuk göğsü var. Sporcu yemeği yapıyoruz. Anlamışsınızdır. Nohut ve fasulye var arkadaşlar. Bu da bitkisel protein açısından çok zengin ve aynı zamanda lifleri de çok fazla. Güzel bir yemek yapacağım. Sağlıklı bir yemek yapacağım. Biliyorsunuz ben iş yerine yemeklerimi evden götürürüm. İş yerinde kantina sistemi, catering sistemi var arkadaşlar. Orada bir liste var. Listede şu yemeği yemek istiyorum, bu yemeği yemek istiyorum diye yazdığım zaman getiriyorlar. Şirket yarısını ödüyor. Ben öteki yarısını ödüyorum. Çok ucuza denk geliyor ama kaç kalori yediğimi, kaç gram protein, kaç gram lif yediğimi bilmek zorundayım. Sağlıklı yemek yemek zorundayım. Yağını hangi yağ kullanıyorlar bilemem. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Yani bunun için haftada 2 saatimi ayırıyorum. 2 saate şu yemeklerin hepsini yapıp sonra 6 eşit parçaya bölüp dondurucuya atıyorum. Her gün bir tane poşeti alıp gidip misler gibi yemeğimi yiyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Spor yapmak istiyorsanız, kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız ki Dadali kardeşiniz biliyorsunuz şu göbeği eritmek istiyor. Her gün aynı yemek yemekten sıkılmıyor musun Dadali diyen arkadaşlara da şunu diyorum. Arkadaşlar bir hedefiniz varsa o hedefe giden yollardaki dikenler size batmaması lazım. Gayet de lezzetli yemek yaptığım için sıkılmıyorum. Her akşam değişik yemek yediğim için de hani nefsimi de öyle köreltiyorum. Yani aslında öğlen yemeğimi sabit tutuyorum sürekli. Akşam yemeklerim yine tabii ölçülü ve dengeli olmak koşuluyla değişik değişik lezzetlerden tadıyorum. Yalnız size bir sistemim var. İzleyicilerin %90'ı kanala abone olmadan devam ediyorlar. Başka videoları izliyorlar. Sizden ricam, unutuyorsunuzdur muhtemelen. Böylesini hatırlattığım zaman işe de yarıyor görüyorum. Sizden ricam bir abone tuşuna basın. Bir de like atın videoya. Bir de hadi yorum yazın. Yazarsanız da algoritma diyor ki bu video çok izleniyor, çok etkileşim oluyor. Bunu biraz daha ileri sürelim. Daha çok insan görsün. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Şimdi iş başına bakalım bu yemekleri nasıl yapıyoruz. Hemen dış ses gelsin. Evet arkadaşlar, sebzelerimizi güzel bir şekilde yıkamamız lazım. Kirinden, pasından temizlensin. Arkadaşlar bazı Almancıları duymuşsunuzdur. Türkiye'deki sebzelerin, meyvelerin Almanya'daki meyve sebzelerden daha lezzetli olduğunu söylemişlerdir defalarca. Siz de öyle düşünüyor olabilirsiniz değil mi? Türkiye sonuçta tarımı daha doğal halde yapıyor. Bir de öyledir yani, gelişmemiş ülkeler tarımı daha böyle geleneksel yöntemlerle yapar. Büyük gelişmiş ülkeler tarımı daha böyle teknolojik gübrelerle, işte ilaçlarla, GDO'lu ürünlerle yapar. Dolayısıyla bir ülke ne kadar gelişmişse meyvesi sebzesi o kadar az lezzetlidir. Bir ülke ne kadar geri kalmışsa meyvesi sebzesi o kadar daha lezzetlidir. Bunu iddia eden bazı Almancılar var. Onlar haklı olabilme potansiyeli şöyle var ki arkadaşlar. Onların çoğu yaz tatillerini böyle bir ay, bir buçuk aylığına işte ne bileyim Konya'daki köylerine gidiyorlar. Birçok Almancı burada tatillerini Türkiye'deki köylerinde geçirir arkadaşlar. O insanlar o köylere gittiklerinde de o köylülerin bazıları gerçekten doğal ürünler yetiştirir ve pahalı fiyatlara bunu satar. Ya genelde bunu şehirdeki zengin ailelere satarlar ya da böyle Almancılar gider orada euroyu bastırır çünkü euro çok değerli. Oradan o özel ürünleri satın alır ve o ürünlerle Almanya'daki Lidl'dan alınan ürünleri kıyaslar. Ve der ki Türkiye'deki meyve sebze Almanya'daki meyve sebzeden çok daha lezzetli. Almanya'da meyvenin sebzenin tadı yok. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi doğruluk payı var ama genel olarak neden yanlış? Çünkü Türkiye'de normal daily person dediğimiz yani günlük yaşayan insanlar bu meyveye sebzeye ulaşamıyor ki. Sen ulaşıyorsun. Niye? Çünkü euron var. Bastırıyorsun
alıyorsun euroyu, doğal meyveler, sebzeler alıyorsun. Ama Türkiye'deki BİM'deki ürünle Almanya'daki Lidl'daki ürünü karşılaştırman lazım ki gerçek bir sonuç elde edebilesin. Yani arkadaşlar, bugünden sonra birisi eğer derse ki Türkiye'deki meyve sebze Almanya'daki meyve sebzeden daha lezzetli, buna inanmıyoruz. Ama muhtemelen o Türkiye'de köyündeki o köylünün doğal az ürettiği ürünleri yiyordur. Ona göre öyle diyordur. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Almanya Türkiye'den 1000 kat daha fazla meyveye, sebzeye, tarım ürünlerine regülasyon getirmiştir. Eğer ki Almanya'ya ürün satmak istiyorsan bazı sertifikalara sahip olmak zorundasın. Suni gübre kullanamazsın. Bazı ilaçları kullanamazsın. Hatta tarlanda çocuk işçi çalıştıramazsın. Yani bu o kadar büyük regülasyonlar getiriyor ki sen Türkiye'de bir çiftçiysen kolay kolay Almanya'ya mal satamıyorsun. Aynı segmentte iki ürün, yani Türkiye ile Almanya'daki aynı segmentteki iki ürünü kıyaslayacak olursak, ben Almanya'daki meyvenin, sebzenin, etin Türkiye'deki meyve, sebze ve etten çok çok daha lezzetli ve kaliteli olduğuna kalıbımı basarım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Türkiye'de turizmde çalışırdım. Yazın turizmde çalışırdım. Kışın Bursa'da ne iş bulursam orada çalışırdım. Arkadaşlar Bursa'nın meyve bahçeleri meşhurdur. Özellikle Bursa şeftalisi Türkiye'nin en meşhur şeftalisidir. Kışın bazen 1-2 aylarına meyve toplama işinde çalışırdım. Orada topladığımız meyveyi kalite kalite bölerdik. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite, dördüncü kalite, en sonunda da en kaliteli beşinci kalite diye bölürdük ki oraya en az ürün çıkardı. Çünkü her ürünün en kalitelisi en azıdır. Arkadaşlar birinci, ikinci kalite Türkiye'ye, Irak'a, Suriye'ye giderdi satılması için. Üçüncü, dördüncü kaliteler işte Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Rusya'ya, bu tarz ülkelere giderdi. En son en kaliteli mallar da birinci dünya ülkelerine giderdi. İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya gider. Oradaki insanların parası bu ürünleri satın almaya yetiyordu. Ve buna rağmen hala bazı Almancılar diyebiliyor ki Türkiye'deki ürünler Almanya'daki ürünlerden daha lezzetli. Hayır arkadaşlar. Maalesef Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini de burada Almanlar ve Almancılar yiyor. Yani bunu anlamak çok zor bir şey değil. Neden bu insanlar bunu söylüyor? Açıkladım size ama bazen anlasalar da bilseler de bunu siyasi sahiplere dayanarak söylüyorlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir hava var Almanya'da. Oley be, harbiden yazın gelmesi, baharın gelmesi, ilk cemrenin düşmesi çok iyi oldu. Şimdi bu leziz, bol sebzeli, bol nohutlu, fasulyeli ve bol proteinli yemeği kaça mal ettim onu göstereceğim. Arkadaşlar alışveriş yaptım. 30 euro tuttu burası. Bunu 6'ya böldüm biliyorsunuz. Yani 6'ya böldüğümüz zaman da 5'er eurodan mal oldu. Ama yalnız şunu söylemek zorundayım. Neydi? Sezer'in hakkını Sezer'e. Şimdi normal bir menü olmadığının farkındasınız. Özellikle protein açısından çok zengin. Normalde diyetisyenler der ki eğer ki bir rejim, bir diyette değilseniz, spor yapmıyorsanız protein miktarı menünün %40'ına en fazla tekamül etmek zorunda. Ama burada protein menünün %60'ına tekamül ediyor. Yani proteinle zengin bir menü. 5 euroya mal ettim. Bir de zaten porsiyonun büyüklüğü de çok fazla. Ayı gibi. Bak şurada goril resmini görüyorsunuz. Ayı gibi bir beslenme yapacaksanız böyle besleniyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Bunu normalde 6'ya değil de hani koca yemeği 6'ya değil de 8'e de bölebilirdiniz. Bu sefer 4 euroya mal olacaktı. 3 euroya mal olacaktı. Bir de dedim ki arkadaşlar şimdi burada sebzesi var, eti var, proteini var çok fazla. Peki arkadaşlar normal bir menü yapacak olsaydım kaça mal olurdu? Burada notları var, onları hemen bakayım. Evet, hesaplamalar yaptım. Kuru fasulye pilav yapacak olsaydım bir kişilik ortalama bir menü 1,5 euroya mal olacaktı arkadaşlar Almanya'da. Hamburger yapacak olsaydım işte ekmeği, köftesi, patatesi böyle bir menü yapacak olsaydım 3,5 euroya mal olacaktı. Almanya'ya taşınmak istiyorsanız Almanya'da mutfak masrafı böyle. Sormak istediğiniz bir soru varsa eksiğimiz, gediğimiz vardır. Alta yazın. Altta mesajlarınızın hepsini okuyorum. Çoğuna cevap veremesem de emin olun ki hepsini okuyorum. Bana yeni fikirler vermeniz açısından istediğinizi sorabilirsiniz ki bir dahaki videonun konusunu belirlemiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Mua, mua, mua.